Yine Avatar oyunu deneyimledim mi? Yok maalesef. Ubisoft beni o tarz ön gösterenler artık çağırmıyor. 2-3 kere çağırdılar pek memnun kalmadılar benim feedbacklerimden. Hani bok gibi oyun yapıyorsunuz tarz feedbacklerden çok memnun kalmadıkları için artık beni o tarz ön gösterimlere çağırmıyorlar. Ama Aralık ayında oyun çıktığı zaman oynar inceleriz. Sony Tek tuyu satın alır mı? Baskı görüyormuş diye duydum. Tek tuyu. Tek Duyu'ya gücü yeter mi bilemem. İbisal gömleği töreni hazırlıklara başladım. Başladı başladı. Ben geldim. Gideceğim ki inleyin dedim. Saçma bir çıkmaza girdi. Bitişe geldi bir anda. Galiba ben de soğudum saldım. Allah Allah. Nasıl öyle bir şey oldu ya? Oyunda var glitchler oluyor. Hiç beklenmedik saçma sapan glitchler oluyor. Seni hala bir yerlere çağıran kimse kalmadı zaten. Doğru. Arkadaşlar birazcık işte sivri dilin kötülükleri bunlar. Çok da sivri dilli olmamak lazım. Bu sektörde özellikle. Eğer firmalarla resmi bir şekilde çalışmak istiyorsanız sivri dilli olmayacaksın. Sivri dilli olduğun zaman sıkıntı oluyor. Yapacak bir şey yok abi. Politik olmayı bileceksin bu işte. Bu iş böyle yani. Politik olmayı bilmen gerekiyor. Eleştireceksen de eleştirme. Çünkü bakmayın hani ben böyle bok gibi oyun yapıyorsunuz falan dalga geçiyorum tabii de. Yani Ubisoft'la hani feedback verdiğim zaman tabii ki öyle bok gibi falan demiyordum yani. Ama şey diyordum yani savaş mekanikleriniz çok iyi değil. Geliştirilmeye ihtiyacı var, vuruş hissiniz işte yetersiz, açık dünya çok cansız vesaire falan tarzı feedbackler veriyordum. Ama onu ondan bile hoşlanmıyorlardı yani. yani. Ondan bile hoşlanmadıklarına göre yani beni davet etmeye bırakıyorlardı işte. Mirage kodu gelmiş miydi? Kod geldi canım ya şey de yok kod yollama tarafında sıkıntıları Bantı. yok abi. Alibrahim İbrahim hoş geldin. Teşekkür de senin için. Yani şeyde kod yolluyorlar. O taraf sıkıntı yok. Sadece ön gösterimleri çağırmıyorlar Oha. bu tarz. İşte şu an millet oynamış ya Avatar'ın. Beni o tarz şeyler artık çağırmıyorlar. 2010, 2020'de çağırmış yerde beni. Watch Dogs Legion'ı denemiştim. Ee, Assassin's Creed Valhalla'yı denemiştim. Bir de şey denemiştim. Immortals Phoenix Rising'i denemiştim bir de. Üçüne de geri dönerken çok şey dediğim için böyle... Hani Immortals en şey olduğumdu. En pozitif yaklaştığımdı. Diğer ikisine demiştim yani pek hani hoşuma gitmediler açıkçası falan filan demiştim. Out of Far Cry çıkması. Abi görünen köy kılavuz istemez yani. Belli de oğlum onun şey olduğu. Hani Far Cry çakması olduğu, Far Cry'ın üzerine skin giydirilmiş bir oyun olduğu çok belliydi yani. Far Cry Primal'ın şeyli işte Navi skinli versiyonu. İnsana hani insana ok atmak. Gerçi gene insana ok atacağız. Nevi biziz sonuçta. Bizler nevi olacağız. Kötü insanlara karşı savaşacağız. En de yetenince ağır eleştiriyor. Sanki multiplayer videolarında Ubisoft oyunlarına. Ee, olabilir. Ubisoft'un kendisine karşı eleştiriyor ama onu bilmiyorum. Feedback verirken. Abi... Şimdi Enis'le ben aynı noktada değilim ama. O da gerçek yani. Enis'in istatistiği, hitabetliği, kitle yani korkunç büyük bana kıyasla. Hani adam benim 4 katım fazla aboneye sahip. Videoları da 4-5 katım izleniyor yani. Hani ve ayda hani kaç tane video atıyor bilmiyorum ama her attığı video benimkinin 4-5 katı izleniyor. Hani ben işte ne bileyim ayda bir tane inceleme atabiliyorsam mesela ve işte o ay mesela 100 bin izletebiliyorsam o her attığı video 500 bin izleniyor. 5-6 tane atıyor. Adamın kitlesi çok büyük. Hitap ettiği şeyi gücü çok büyük yani o noktada. Yani firmalar o kadar büyük bir istatistiğe onun Oha. getirisine karşı koyamazlar. Negatif feedback veriyorsa bile orada istatistiğin gücü var. Esas hmm. hmm. sana abart tepki veriyorlar. Ben şimdi, oynamadım. Çünkü kö kö biraz oynadım o kadar. Hmm. Hmm. Yıpsaltı çalışan Türkler seni hakkında ne düşünüyor acaba? Bilmem. Mantıklı. Bot David hoş geldin. Teşekkür ederim senin için. Deus Ex'e hangi madalya verirsin? Deus Ex'e madalya verdik. Altın vermiştik. Zamanında. Mankind Divide'da. Sanırım Ubisoft'u sevmiyorsun. Galiba ya. Çok ilginç bir gözlem. Star Wars Outlaws'dan beklentim var mı? Genel Ubisoft kalitesinden daha yukarı bir oyun olacağını düşünüyorum. Umuyorum diyeyim. Ya da genel Ubisoft kalitesinden daha yüksekte bir şey olmasını bekliyorum açıkçası. İlk Spider-Man'de Sable Sokacı'da ve Demon'lar vardı. İkinci oyunda Hunter Sokacı'da kum adamlar, simbiyotlar sayarsam Mysterio'nun ekibi var. Yani ikinci oyunda daha fazla düşman tipi var. Sable Sokak Çeteleri ve Demon'lar. Ee, Kingpin'in adamları vardı. Sable Enterprises miydi? Neydi onların? Onu hatırlıyorum. Demon'lar vardı. Bir şeyler daha vardı lan. Bir şeyler daha olması lazım. Mirror sence Assassin's Creed 1'den kötü mü? Değil. Mekanik olarak kötü. Ama şey olarak değil. İçerik bakımından değil. 8 aydır katılayım ailem dövüyor her ay para verdiğim için. Aa. Yılın oyunu ilk 3 aday. Yılın oyunu ilk 3 aday Gollum. Redfall. Eee... Um. Hadi bir de mi rica sizi mi kıracağım? Hadi bir de mi rica yani. Tombstone'a doğru Tombstone'un şey vardı. Tombstone'un motorcu çetesi vardı. Aynen. Ee bayramda ne yaptım? Bayramda ne yaptım? Evdeydim. Çalıştım. Spider-Man videosunu size ulaştırmam gerekiyordu. Onunla uğraştım. <laughs> Spider-Man biraz iyimser yaklaşmadın mı? Oha. İyimser yani de gereğinden fazla mı övdüğümü düşünüyorsun? İyimser yaklaşmak derken hani ön yargı şeyinde değil çünkü ön yargı anlamında şeyim yoktu. Hani pek şey değildim yani pek umutlu girmedim oyuna ama memnun daha memnun ayrıldım. Karşım WhatsApp'a bakacağım mı polis mi çağırayım? Bakayım Faruk'cum bakayım. Yayından sonra bakayım. Sence de memnun bir diğer oyunlara sonra biraz downgrade değil mi? Öyle o yüzden zaten uzun uzun anlattık. Ka 18'e bir ile eksik ayrıca can yenilemek için neden bekliyoruz? Kod gibi onu anlamadım. Vallahi ee, oyunu oynayalı 8 yıl olduğu için şu an bu söylediğin şeylere spesifik olarak ee, cevap veremiyorum. O kadar hatırlamıyorum mekaniksel anlamda. Ama evet, MGS 5'in downgrade olduğunu o zaman uzun uzun anlatmıştım. Metal Gear Rising boss savaşlarını beğeniyor musun? Beğendiklerim var. Hepsine bayılmıyorum ama beğendiklerim var. Monsoon baya güzeldi. Monsun ve Armstrong iyi. Diğerlerine o kadar bayılmıyorum. Mesela Sam, Sam o kadar sevmiyorum. Sam o kadar sevmiyorum. Monsoon'dan önceki kızı o kadar sevmiyorum. Ha, güzeller bu arada. Ama bayılmıyorum yani. O oyunda gerçekten çok iyi ol, olduğunu düşünün. Monsun çok iyi. De zaten Armstrong çok çok iyi. Gerçekten en iyi bosslardan biri zaten Armstrong. Çok güzel. 8 yıl oldu mu ya? Oldu. 8 yıl oldu Pardon yani Spiderman 2 nasıl oldu da bu kadar hızlı çıktı Götümü sattım arkadaşlar <laughs> Götümü yırttım Götümü sattım çok yanlış oldu şimdi Yani yani götümü satınca o, incelemeler bu kadar hızlı çıksa hep satarım bu arada da Yani Sem savaşı biraz sönürdü Evet söndü. Atmosfer güzeldi ama savaşın kendisinde çok bir şey yoktu Yerine edebiyat sınavı var merhabalar Oya gelsin Metal Gear Rising hangi var ya? da zamanı gelir. Götünü kime sattın dostum? Insomniaka mı? Ne bileyim yani götümü yırttım diyecektim. Götümü sattım demeyecektim. Yırttım diyecektim. Şimdi bilmiyorum nasıl çıkacağım o işin içinden bilmiyorum. Para. Skyline Rise of Kong fragmanını izle. Ha biliyor mu oyunu ya? Bu senenin hani gollumu gerçekten başyapıt gibi gösteren bir oyun oldu değil mi? Hani gollumu bu iyi bir oyun gibi gösterebilen bir yapım var. Çok ilginç gerçekten. MGS5 seneye IMF için 9 years şakasını yapabileceğiz. Hmm, şey yok sattın. <laughs> Eski Ubisoft severim dostlar ya. Eski Ubisoft'un Prince of Persia oyunları. Eski Ubisoft'un işte 2000'lerin ortası, 2005 falan civarında Ubisoft iyiydi. Bak mesela Ubisoft'un King Kong oyunu da çok iyiydi. En azından zaman için. Şu an oynasak nasıl bilmiyorum da o zaman güzeldi. Ben bayağı beğenmiştim King Kong'u. Bayağı beğenmiştim. Tekrar bir geri dönüp oynamak istiyorum. Senin için Game of Thrones. Benim için Baldur's Gate ya. Tartışmasız Baldur's Gate benim için. Airplane izlemiş miydin ya da Naked Gun? İzledim. İkisini de izledim de. Da. Airplane'i daha iyi hatırlıyorum. Naked Gun'ı çünkü televizyonda izliyordum tamamen. Hani hangisi çıkarsa onu izliyordum yani Naked Gun'da. O filmler çok birbirine girmiş durumda bende. Hani hangisi hangisi hangi filmde ne oluyordu hatırlamıyorum. Ama Airplane'i kendim Mantıklı. merak edip VCD'de kiralayıp izlemiştim. Barış Can hoş geldin. Teşekkür ederim de senin için. Güzel filmlerdir. Mantıklı. DJ Deli Kanlı hoş geldin. Teşekkür ederim de senin için. Kadavur Rangler'ın cidden hak ediyor muydu? Biraz sonra yapmışsın gibi gelmişti izlerimde. Benim için hak ediyordu abi. Siz beğenmemiş olabilirsiniz o kadar. Benim için iyiydi yani. Benim için o kadar iyiydi. <laughs> Oha. Hanım bana çorba yapmış.